Alçak yerin tepesi kendini dağ sanırmış. Kabahati hoş görmek de kabahattir. Senin de aklın olsaydı benim gibi şaşkın olurdun. Aşk ve sevgisiz evlenen geçinebilirse aşk olsun. Koyamam kargayı bülbül yerine, çiçek açmış diken yerine. Kişiye her işe âlâ görünür, kuzguna yavrusu anka görünür. Fakat insan kısmının yediği bir yem vardır ya, adına para derler. Bu kasvet verici hayat sonunda maneviyatı gibi vücudunu da tahrip etti. Aşk kim? Kalbe gıdadır. Ne yenir, ne yutulur. Bir demir leblebidir. Çiğneyene aşk olsun. Boş bir değirmen gibi konuşan, fakat hükümlerinde daima kesin olan cahil ve düzenbaz. Ne çare, gülü seven dikenine katlanır. Niye olmasın, buna aşık evlenmesi derler. Ben öyle latife istemem. Latife, latif gerek. Düşmanların bu halimi bilseler nasıl gülerler? Sen ve hanımın birbirinizi her yönden tanıdığınız halde evlenirken ne belalara uğradınız. Böyle bir karıyla bir evde yatmaktansa gönül hoşluğuyla hapiste yatmak bence daha hayırlıdır. Evlenmenin ilmini çok iyi öğrendim. Umarım uygulamasını güzelce yapımında hiçbir kusur etmem. Ben ne bileyim, mahalleli istemeyiz diyor. Ben de öyle diyorum. Elbette adamların böyle demelerinde hakkı vardır. Gerçekten ikisi de büyüktü. Fakat bu büyüklük birinin resmi kimliğinde, ötekinin yaratılışında meydana çıkıyordu. Oğul böyle hayırlı işlerde olmadıktan sonra yalancı dünyada niye duruyorum? Hele bu mürüvvetini de gördüm ya, bundan sonra yaşamak neme lazım? İstemem, istemem. İşte o boş yere döktüğü gözyaşlarına acımış da, şimdi de ona ağlıyormuş. Eşi yok, bir güzeli sevdi, beğendi gönlüm. Kıskanır kendi gözümden, yine kendi gönlüm. Sen kim oluyorsun? Daha hala sen benim kim olduğumu bilmiyor musun? Hayır. O halde sen de bilmediğini neye soruyorsun? Can çekişmektense canımı versem bari. Can feda etmek bir iş mi? Sevince yari. Şunu delice sevdiğime akıllılık etmemiş miyim? Sakine Hanım değil mi? Ya miskinin adını bile sevmiyorum. Önce damat beye varamadım diye kahrından pek çok ağlamış. Yoksulun zengin açar malından, tok olan bilmez açıl halinden. Galiba beynim kabına sığmak istemiyor, dışarı fırlamak istiyor.
her bir zamanda ve her bir mekanda böyle doğrucasına şehadet ederim. Vücudum rahat ama başım pek rahatsız. Kafam kırılıyor, beynim oyuluyor gibi. İşte ömrün oldukça sana can yoldaşı olacak sevgili hayat arkadaşın, can yoldaşın. Feylesof, ol kişidir kim nerede olsa hemen uyar elbette zamana. Ona uymazsa zaman. Zira bu tür hayırlı hizmette bulunmayı kendime büyük bir övünç ve mutluluk sayarım. Aman efendim, hakikat her neyse layıkıyla meydana çıkarın da ona göre şanımıza düşeni işleyin. Kendi çıkarı için aşk ve muhabbet tellallığına kalkışan kılavuz kısmının sözüne güvenenin hali budur. O hepimizin, gelecek kuşaklarda yetişecek vatan evlatları için irfan babası, edep ve siyaset piriydi. Alınız efendim, artık yüzünü güldürmenin çaresine bakarız. Hemen iyi geçirmeniz için canı gönülden dua ederim. Mahalleli, demagogun hem kara hem de ak dediğini hiç düşünmeden hay hay diye kabul eden halk topluluğu. Bana danışırsanız her şeyden evvel edepsiz belgesini alalım da bir daha mahallede oturtmayalım. Artık istemeyiz. Milleti dilsizlikten kurtaran, bize edebiyat sevgisi, bir siyasi düşünce veren, zulümden nefret ettiren, zalimleri yılandan korkunç, akrepten iğrenç, cellattan merhametsiz tanıtan oydu. Bizi düşünmeye, düşündüğümüz gibi söylemeye alıştırmıştı. Ona insanlık kimliğimiz bile şükran borcu taşıyordu. Bir kumrusun sen tabı muvafık, yapsam yuvamı sinemde layık. Canı gönülden ben oldum aşık, yapsam yuvanı sinemde layık.